Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videonun konusu son birkaç gündür dünyada ne oldu? İsrail problemi ne durumda? Nereye evrilecek? Nereye gidiyor? Ee, aynı zamanda yepyeni bir problem var. Nedir o? Babil Mende problemi. Ee, Kızıl Denizi Aden Körfezi'ne ve Hint Okyanusu'na bağlayan Doğu Asya'dan gelip Süveyş kanalından geçip Akdeniz'e gelen ticaret yolunun geçtiği Babil Mender. E, bu yepyeni bir kriz. Dünyanın önemli kargo ve taşımacılık yani şirketleri gemileri e, önemlerin tamamı artık Kızıldeniz güzergahını kullanmayacaklarını ifade ettiler. Ümit burnuna yöneleceğiz dedi. Bu da lojistik e, süreyi 14 gün uzatıyor. Bu İsraille bunun alakası ne? Husilerle alakası ne? Bu İsrail kaynaklı bir problem mi? Yoksa Suni problem mi? Batıya mı yarar? Çin'e mi yarar? Bu konu önemli bir konu. Çünkü dünya ekonomisini doğrudan etkileyecek. Aynı zamanda savaşın yayılma potansiyelini taşıdığı için önemli bir konu. Bu konuyu sizler için değerlendireceğim. Değerli arkadaşlar, malum son bir yıldır, iki yıldır olan problemler dünyada hemen hemen aynı. 21. yüzyılda bir paylaşım problemi var tek kutuplu dünyadan çok kutuplu düzene geçişin geçiş sürecinde büyük kavgalar yaşanıyor. İstihbarat savaşı, teknoloji savaşı, e, ekonomik savaş, ticaret savaşı, jeopolitik savaş birçok alanda bir mücadele var. Bunun merkezinde dünyada e, ticaretinin en önemli yerleri denizdir, taşıma. Kargo taşımacılığının en önemli yerleri de boğazlardır. Geçiş güzergahlarıdır. Hatırlarsanız daha önceki videolarda ticaretin geçmiş olduğu boğazdı, kanaldı, buralara kim hakim olursa süreci yönetir, kontrol eder. Şimdilik Amerika Birleşik Devletleri buraya hakim ama buna karşılık Çin, Rusya veyahut da diğerleri mesela Rusya, Çin'e Akritik üzerinden yeni bir yol, deniz yolu buzların erimesiyle Çin işte Basra Körfezi üzerinden deniz yol deniz yoluyla kalkınma yolu projesi Türkiye'nin içinde bulunduğu Basra Körfezi'nden kalkınma yolu Mersin'e limanına buradan da Avrupa'ya en kısa yol. Şimdi bu da riske girmiş oldu otomatikmen. Bu hakikaten yeni bir durum ve savaşın başka boyutları olduğunu da gösteriyor. Değerli arkadaşlar İsrail'in saldırılarında Batı ses çıkartmıyor. Bunu şöyle yorumluyoruz. Yani batıdaki devlet yönetimleri genelde bir e, Yahudi lobusunun kontrolünde olduğu ezoterik örgüt mekanizmaları mı? Yoksa batı planlı ve kurgulu bir şekilde Yahudi ve Hristiyan düşmanlığını Yahudi ve Müslüman düşmanlığına mı transfer ediyor? Topu kendilerinden atıyorlar mı? Daha sonra batı çekildiğinde İsrail her tarafı halkı Müslüman olan ülkelerle çevrilmiş halde ayakta kalabilir mi? Batı İsrail'lere iyilik mi yapıyor yoksa tarihi bir gol mu atıyor? Bu konu üzerinde de duracağım. Şu an İsrail kilise, cami, okul, hastane, gazeteciler, din adamları hiç gözü dönmüş bir şekilde saldırıyor. İşte Fransız Dışişleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan birini öldürüyor. Fransa bu noktada muhalefet iktidara bir şey yapmadınız diyor. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü bugün açıklama yapıyor. Kilise ve içeriye sığan, sığınanları öldürdünüz diyor. Papa açıklama yapıyor ama kimse de harekete geçmiyor. Harekete geçilen diğer büyük dünyanın 153 ülkesini de engelliyorlar. Dolayısıyla İsrail'in içinde ayrı bir tartışma var. İşte savaş sonrası gaziyi kim yöneteceği ayrı bir tartışma var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge üzerindeki hesapları ayrı bir tartışma konusu. Çin'in bölge üzerindeki hesapları ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'nin hesapları ayrı. Mesela geçen Cuma günü İran temsilcileri, Suudi Arabistan temsilcileri ve Çin temsilcileri üçlü bir toplantı yaptı. Bu toplantı kim kimle toplanıyor diye baktığımızda İsrail Filistin'de gözlerimiz orada sivil katliamında ama bölgedeki jeopolitik hesaplarda ayrıca her ülke kendi adımlarını da atmakla meşgul. Değerli arkadaşlar, e ekonomik kriz... Batı'da özellikle Amerika Birleşik kıspen kısmen kontrol altına aldık diyorlar. 3.1 faiz enflasyonunu 3.1'e çektiler. FED, Federal Reserve faiz artırmadı. Sabit bıraktı Avrupa Merkez Bankası da ve gelecek yılda 3 kere düşüreceği sinyali verdi diyorlar. Buradan hareketle altın yükseldi. Kripto paralar hareketlendi. Dolar diğer para bilimleri karşısında değer kaybetti. Bizim ekonomi biraz aykırı gittiği için bizde yükselmeye devam ediyor. Avrupa'da daha keza öyle ama Avrupa'da ekonomik kriz Rusya Savaşı'ndan dolayı, Rus-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı problemde Almanya'da bugün 3, 3 bin çiftçi Berlin sokaklarındaydı. Almanya'da bir bütçe krizi var. 60 milyar, milyar euroluk COVID'den kalan bir fonun iklime aktarılmasını Almanya'da Mahkemesi iptal etmişti. Bu çerçevede tasarrufa gidiyorlar bütçede. Ee, tarıma verdikleri ek teşvikleri kaldırdıkları için çiftçiler ayaklanıyor. Asıl 8 Ocak'tan sonra görün. Aynısını Hollanda'da değişik bir nedenle görmüştük. Fransa'da da geçen hafta çiftçiler kamu binalarına gübre püskürtmüştü. Ve sağlık sektöründe birçok alanda Afrika böyle şey Avrupa böyle kaynıyor ayakta. Adeta biraz da ekonomik kriz Rus Ukrayna Savaşı ile kaynaklandı ama Avrupa'da lider problemi de var ciddi anlamda. İçeride sosyolojik yapı değişiyor, siyasal tercihler değişiyor. Aşırı sağ dedikleri partiler yükselişte Almanya'da Almanya için alternatif partisi ilk kere bir ana kent belediyesinin kazandığı yerel seçimlerde. Buraya da geleceğiz. Ukrayna Rusya savaşı nerede? Şimdi değerli arkadaşlar konunun şuradan başlayalım. Ha bir de şunu şunu söylemek istiyorum. Elektrik konusunda e, bazı arkadaşlarımız elektrik gidecek filan diye videolar çektiler. Bunun üzerine çok soru geldiği için ben de çektim. Hayır gitmeyecek dedim elektrik. Rahat olun. Neye dayanarak gitmeyecek diyoruz? Çünkü merkezi bir sistemle kalıcı elektrik kesintisi olmaz. Kısa vadede 1-2 saatlik olabilir. Zaten oluyor. Ana e, semtlerin dışında İstanbul'da zaman zaman elektrik kesintisi yaşıyoruz. Bunun dışında bir şey olmaz. Nedeni şu arkadaşlar bakın. Elektrik üretim tekniğini bilirseniz bunun böyle olmayacağını zaten bilirsiniz. Elektrik nereden üretilir? Hidroelektrik santralı yani nehirlerden. Elektrik nerede üretilir? Rüzgardan. Rüzgar türbinleri. Nereden? Güneşten. Nereden üretilir? Doğalgaz. Yani doğalgaz santrallerinde veyahut da kömür santrallerinden. Elektrik santrali üretilir değil mi? Üretilen elektrik lokaldir. Hemen direkt sisteme entegre edilir. Elektrik tellerinde problem olmadığı müddetçe elektrik gitmez. Şimdi NASA'nın açıkladığı şeyde güneş patlaması olayında iletim hatlarında problem olabilir diyor. Tarihe baktığımız öyle ciddi bir problem yok. NASA bunu niye yapıyor? Peki sürekli ölçemiyor. Ne kadar hızla geleceğini potansiyel olarak mümkün değil. Evet ben pekala NASA dese ki gök kubbe çökebilir aşağı. Ay tepemize düşebilir. Potansiyel olarak düşebilir mi? Evet. Eğer sistemde bir problem varsa düşebilir. Peki bu NASA'nın bilgisi dahil Hayır bu dünyayı, bu alemi kim yarattıysa, sıfırdan var ettiyse onun bilgisi dahilinde. Yaradan alemine, yaradan yarattığına sahip çıkar mı? Çıkar. Yani mevcut insan faktörü dışındaki yönetim mekanizmasına ancak teorik olarak işte deprem olabilir, iklim felaketi olabilir, göktaşı düşebilir, şu düşebilir denir de bunu NASA'nın açıklaması normal. Ama buradan hareketle kesin kani bir şekilde Elektrik gidecek demek o kişisel yoruma girer. Arkadaşların yaptığı kendilerini bağlar ama ben söylüyorum. Elektriğin kalıcı olarak gitmesi mümkün değil şu an. Eğer giderse kıyamet kopar zaten bu anlamda. Çünkü insan bunu götüremeyecek. Elektrikte de, tel dediğinde hemen değiştirilir anında. Her bölgenin kendi elektrik santralleri vardır. Her şehirde var hemen hemen. Zaten çevrenizde görüyorsunuz. Tel de mi yok? Tel de var. Dolayısıyla kalıcı elektrik gitmesi buradan. Peki ne oluyor bu noktada? Türkiye'deki yorum yapan arkadaşların NASA'ya güvendiklerini görüyorum. NASA'nın iyi niyetine. Bu anlamda dünya genelinde kitle üzerine manipülasyonlar var. Yorumcuların bunlara da dikkat etmesi lazım. Boş yere insanları korkutmamak lazım bu anlamda. Korku panikle de değil ama şu var. Güneşten şarj olan, elektriği üreten veyahut da işte telefonu bilgisayarı şarj eden aletlerin olması her zaman faydalıdır. İngiltere Başbakan Yardımcısı'nın söylediği gibi dijital sisteme yap, elektriğe bir şey olursa diye elbette her şey mümkündür. Ama kalıcı bir elektrik gitmesinden bahsetmiyorum. Kısa dönemde gidebilir. Gidiyor zaten. Buna, buna gelelim. Yani dünya genelinde kitlenin bu yüzyılda korku ve kaygıları var. Göktaşı bunu işliyorlar. Göktaşından gelen virüs, buzulların altından bir virüs çıkabilir. Çıkabilir mi? Evet. Çıktı da zaten. Efendim uzaylılar geliyor. iklim felaketi aldı başına gitti. 21. yüzyılın korku ve kaygılarını bu şekilde tetikleyerek de insanları bilinçli bir şekilde kontrol altında tutma, tutma yöntemidir bu. Bu tür şekilde sizleri takipçi arkadaşlarımı korkutmak niyetinde değilim. Neyse onu söylüyorum. Değerli arkadaşlar. Diğer arkadaşların da söyledikleri kendilerini bağlar. Vardır bir nedenleri kendilerini ilgilendirir. Bir şey demeyeceğim o noktada. Çünkü herkesin kötü niyeti de demeyeceğim. Bakar NASA'ya inanır. Ben NASA'nın nasıl çalıştığını bildiğim için neye inanıp neye inanmayacağımı ait edebilmek, ait edebilmek lazım. Çünkü e, potansiyel olaraktan var olan bir tehditle aha geliyor, yarın geliyor demek birbirinden ayrı şeylerdir. Değerli arkadaşlar, malum Yahudilerle Hristiyanlar arasında e, Hz. İsa'nın sözde Kudüs valisi, Roma valisi tarafından çarmıha gerilmesi ki bize göre gerilmedi. Gerilmesiyle başlayan bir tanrı katili kavgası var. Or, yani Milattan sonra 33 yılında olan olaydan sonra Yahudiler Hristiyanlar tarafından itilmiş, kalkılmıştır. Hristiyanlar da kendi öğretilerinde Hz. İsa için e, büyücüdür, sihircidir, yalancıdır filan ifadeleri var. Son döneme baktığımızda gelişen son 500 yıla baktığımızda zaman zaman toplanıyorlar anlaşmaya yönelik. İşte Yahudi öğreti kitaplarından, Hristiyanlıkta farklı farklı İncillerden karşılıklı eksiltmeye gidiyorlar. Daha önce Tanrı böyle dediğini çiziyorlar. O onlara göre o Tanrının buyruğunu kaldırıyorlar karşılıklı. Nasıl ki İznik Konsülü toplanıyor, 60 tane İncil var, bunu dörde düşürelim diyorlar. Hatta yeniden yazıyorlar ya. Bu noktada da böyle tarihte. Çünkü Yahudiler çok sürülmüş, itilmiş, kalkılmış bir toplum Hristiyanlar sevmez. Hatta nefret eder. Yahudiler de Hristiyanlar nefret eder. Şimdi geldiğimiz noktada Hristiyanlar Yahudilere sahip çıkıyor. Arka planını bunun geçmişte çok anlattım ama bunu niye söylüyorum? Şimdi e, kiliseyi bombalıyor. E, camileri bombalıyor. Okulları bombalıyor. Birleşmiş Milletleri bombalıyor. Bebekleri, kadınları filan bombalıyor da bombalıyor değil mi? Batı buna da destek veriyor. Burada şöyle bir şey çıkıyor. İyilik mi yapıyor İsrail'e, kötülük mü yapıyor? İsrail'e iyilik yapmak isteseler bunu hemen çözerler. Ateşkes. Çünkü tüm büyük bir İslam dünyasında bir Yahudi nefreti oluşuyor. Tabii ki bu Siyonist Yahudi'den bahsediyorum. Diğer Yahudiler zaten kendileri de tepki veriyor buna. Biz bunu onaylamıyoruz diye. Ama bu genel olarak normal bir vatandaşın diğer Yahudileri bilmez. Yahudi der, İslam, Hristiyan dünyasında olduğu gibi ve Batı aslında Yahudileri ateşe dağıtıyor bir noktada. Çünkü tarih boyunca hiçbir büyük devlet el elebet kalmamıştı. Zaten büyük devletler ilk kere Avrupa, yani Afro Avrasya dediğimiz kıtanın dışında bir tane büyük devlet var, Amerika Birleşik Devletleri. Ama Roma'da, Osmanlı'da, Moğol, Moğollar'da hangisine bakarsanız bakın Britanya İmparatorluğu da bir dönem geliyor gücünü kaybediyor. İşte batı gücünü kaybettiğinde halkı Müslüman olan ülkelerin ortasındaki bir İsrail'in yaşama şansı var mı? Yok. Peki Hristiyanlar bunu bilerek mi yapıyor? Dini olarak olaylara bakan Hristiyanlar Yahudileri bilerek ateşe attıklarını düşünüyorum bu anlamda. Ayrıca Joe Biden'ın daha önceden İsrail çok işimize yarıyor. Olmasa da biz böyle bir İsrail'i var ederdik derken bu da jeopolitik kaynaklı. İslam dünyasının içinde uzun vadede bir partner oluşturuyor. Bölgeyi İsrail üzerine dizayn edici jeopolitik hesapları var, ekonomik hesapları var. Bunlardan sürekli bahsediyoruz zaten ama bu şu an İsrail'in yapmış olduğu şey her öldürme olayında İsrail kendi geleceğini, kendi nesillerinin geleceğini risk altına atıyor. Dolayısıyla büyük bir vizyon sahibi bir İsrail yönetimi yok dışarıda İsrailli yani Yahudi düşünürler ama Bunlar görüyor. Yapmayın etmeyin diyor ama bunu dinleyen de yok şu an. Şu, şu Gazze ne olacak diye soruyorsun. Bakın burada neden ya o açık bir şey söylüyor İsrail Başbakanı. Gazze'yi biz bundan sonra Hamas'a ya da işte Filistin'e yönettirmeyeceğiz diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri hayır burayı diyor. Filistinler yönetecek. Bunun için de diyor Batı Şeria'daki Mahmut Abbas ekibi reform edilmiş, güçlendirilmiş olarak burayı yönetsin diyor. İsrail Hamas tarafına geçmişte destek verdi mi? Verdi. Niye? İki tarafa da verdi. Bunlara bir kan davası oluşturdu. Böl ve yönet taktiği. En iyi bildiği taktik Batılıların. İsrail'de böl ve yönettiği ikiye ayırdı Filistinleri. Şimdi sonrası ne yapacağız diyor. Sonrası gelecek mi tartışılır. Ben İsrail'in Hamas'ı yenebileceğine inanmıyorum. Kadınları, çocukları yenebilir. Yerle de bir edebilir ama Hamas yok edemez. Çünkü Hamas bir örgüt değil. Hamas bağımsızlık iradesi e, Filistin halkının ve e, yapılan tüm anketlerde şu an yükseliyor. Batı şeriatı da Hamas yükseliyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik reform edilmiş bir Filistin yönetimi Batı şeriat e, Gazze'yi o süreci yönetsin diyor. Ama bunun olacağını zannetmiyorum. Eninde sonunda Hamas'ta da masaya oturmak zorunda kalacaklar. Bu anlamda adını değiştirir falan diyebilirler. Değiştirir onlar da. E, bu nedenle Savaş sonrası derken her geçen gün İsrail'e bu anlamda güven azalıyor. Büyük kayıplar veriyor İsrail. Medyada, büyük medyada yer almasa bile satıralarında, İsrail'lerin kendilerinden konuşmalarında anladığınız büyük kayıplar veriyorlar Hamas karşısında e, askeri olaraktan ve yılgınlık başlıyor. Filistin tarafında ise zaten durum ortada. 20 bine yaklaşmış bir ölü var sayık. Şehit diyeyim hadi sayı ne kadar olduğu tam da bilinmiyor ama bu şekilde bu süreci sürdüremez. Amerika Birleşik Devletleri'nin başına kadar verdiği bir süre var. Bundan sonra bir barış görüşmeleri ama nokta operasyonları yapabilirsin diyor. Mesela ihbar aldım diyor burada Hamas lideri var tamam oraya operasyon yapabilirsin diyor bu noktada. Fakat ne Amerika'nın ne de İsrail'in öngördüğü gibi olmayacağını düşünüyorum bu gidişatın. Yani öldürebilirsin evet ama bağımsızlık savaşları zaten böyledir yani. Şimdi Batı sessiz kaldı. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlam dünya genelinde bir güvenilirlik problemi var. Artık ahlaki değerlere dayalı bir liderlik yapamayacağını Batı'nın görünüyor. İşte bunun jeopolitik nedenleri Batı'nın İsrail desteklemesi, jeopolitik nedenleri, ekonomik nedenleri, dini nedenleri yani kendi işlerindeki Yahudi problemini İslam dünyasının problemi getirme nok etme noktasında da e, din, din referansı düşünenlerin böyle düşündüğü de artık görünüyor. Değerli arkadaşlar, Gazi açıklarında petrol, e, malum doğalgaz var. Gazi'nin inşasını kullanıyoruz diyerekten buraya el koyabilirler mi? E, para lazım. Parayı kim verecek? Neden yahu diyor ki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri versin diyor bir yarın bir de diyecek ki burada doğal gaz var. Bunu Gazze'nin zaten işletelim. Buradan da Gazze'yi finans edelim gibi. Bunlar şu an olan da küçük kalıyor. Şu an e, İsrail'i İsrail'in geleceğini bir ateşe atan bir davranış şekli var. Üç tane İsrail'li askeri serbest bırakıyor Hamas. Tahmin ediyorum bir stratejiyle bırakıyor. Çünkü İsrail uçana kaçana gördüğüne de hiçbir kural olmadan ateş ediyor. Onlar beyaz bayrak taşıdığı halde üçünü de öldürüyorlar. Bunun İsrail'de yansımaları büyük. Çok ciddi kalabalıklar. Hem esirleri getirin diye Netanyahu protesto ediyorlar. Hem bu üç kişiyi nasıl öldürdünüz diye protesto ediyorlar. Hem Netanyahu'nun kendi partisinde kapışma var. Muhalefet filan. İsrail birbirine girecek önümüzdeki dönemde ve seçim neden Yahudi Batı gönderip bu işin içinden çıkmayı düşünecek? Aynen Zelenski'de olduğu gibi. Çünkü sürdürülebilir bir durum değil. Yani gidebilecekleri zaman azaldı. Değil arkadaşlar. Ee, İsrail'de ve Amerika Başelçiliklerinde, bugün Amerika Başelçileri Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı İsrail'deydi. Geçmişte Amerikan Savunma Bakanı söylediği bir şey vardı. İsrail dikkat et stratejik olarak yeniliyorsun diye. Tahmin ediyorum onun için geldiler. Çünkü İsrail ordusu Lübnan'ı işgal etmeye yönelik bir plan hazırlamış. Bu da Medya'ya sızmış. Aynı zamanda yani Hizbullah'ı oradaki bir nehrin kuzeyine taşımak istiyorlar. Hizbullah da reddediyor, taşımıyor. Biz Lübnan'ı işgal edelim diyorlar. Aynı şekilde Husi'lere operasyon yapalım diyorlar. Husi'ler Kızıldeniz'de gemilere el koyma girişimi var. Saldırma saldırıyorlar. Bunları görüyoruz zaten. Ee, bu noktada baştan beri, gördüğüm ve sizlere söylediğim bir şey var. Bu savaş büyüse Netanyahu büyütür. Savaş durduğunda bir iç hesaplaşmayı biliyor. Kendisi iktidarda kalamayacağını da biliyor. Lübnan'a da saldırabilir, İran'a da saldırabilir, Husi'lere de saldırabilir. Amerikan Genel Başkanı ve Savunma Bakanlığı'nın gelme nedenini biraz buna bağlıyorum. Kontrol altına almaya yönelik. Çünkü bunlar gerçekten kopmuş bir hükümet. Şimdi geliyorum Husi'lere. Değerli arkadaşlar Kızıldeniz'de Husiler gemilere ateş ediyor. Her ne kadar Amerika'nın bir Fransa'nın, İngiltere'nin bir savaş gemileri var, görev gücü Avustralya'dan da savaş gemisi istiyorlar. Bu noktada Husilerin füzelerini 14 tane Husilerin siyasını, şey, iyasını düşürdük diyorlar. Amerika Birleşik bu noktada açıkladığı şey bu bir uluslararası problem. Uluslararası çözüm gerektirir diyor. Amerika şirketleri Avustralya sen savaş gemileri gönder diyor. Diğer batıyı da zorlayacak. Bir görev gücü oluşturma peşinde. Burada şunu sorgulamamız gerekiyor. Husiler iyi niyetli mi yoksa Amerika ve Şevleri ile paralel hareket ediyor? Bu da enteresan bir şey. Veyahut da sonucu oraya mı yarıyor? Neden böyle düşünüyorum derseniz. Şimdi Husilerin bu girişimi dünyadaki tüm kargo taşımasını yani deniz nakliyesini durdurdu. Babul Mendeb Boğazı'nda ve Kızıl e, Kızıldeniz'de artık Süveyş kanalından geçen gemiler şeye yönlendiriliyor. Ümit burnuna, Afrika'nın güneyine. Yani Arap Yarımadası ile Afrika'nın birbirine bağlıyordu. E, Kızıl e, bu bölgede Doğu Asya'dan gelen yani Çin'den gelen gemi trafiği buradan geçer. Denizden taşınan petrolün %10'u Babur Mühendep'ten geçer. Aynı zamanda 22 bin gemi geçiyor. Ticari gemi geçiyor yılda. Dünya ekonomisi için önemli. Kızıl Husi'lerin bu hareketi şu an sistemi kilitliyor. Bu da soru şu. Husi'lerin durduğu yer Doğu tarafında mı Batı tarafında mı? Bunu, bunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü dünya ekonomisinde petrol ve türevlerinin yükselmesi dünya ekonomisi için sıkıntı. Özellikle Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi açısından sıkıntılı. Faiz indirme kararlarının faiz artık indirme sinyalleri veriyor. Artırmıyorlar. Stabil giderken birdenbire tedarik zinciri problemleri oluşacak. Aynı zamanda petrol ve türevleri artacak. Şimdi hemen biraz geriye çekilelim. Büyük sıfırlamadan bahsetmiş diye küreselciler 2020 Mart ayında onun arkasından Ever Tayvan kökenli bir gemi geldi Süveyş kanalını kilitledi. Bu noktada tedarik zincirleri problemi dünya oluştu deniyor değil mi? Süveyş kanalı Mısır için önemli bir ticari gelir. Ama şimdi Husi'ler kilitlemiş oldu bunu. Bunun sonucu küreselcilere de yarar. Bunun sonucu Çin, Rusya bu tarafa da yarar. Çünkü e, batı ekonomilerine bir tedarik de bir problem oluşturuyor ama kendileri de bu de bu risk altına giriyor bunun sonucu Amerika Beş de yarar hangisine daha çok yarar buna bakmamız lazım neden Amerika Beş Şehirlerine yarar şimdi denizde boğazlar, kanallar kontrol etme olayından bahsettik ya Çin'in bir kuşak bir yol projesinin amacı ne yeni güzergahlarla kara da demiryolu ve deniz yoluyla Amerikan kontrol noktalarının dışına çıkarak da kendi ürünlerini dünyanın her tarafına göndermek istiyor, satmak. Bunun içinde işte mesela Rusya'dan geçen tren yolu tıkandı. Devam ediyor ama eskisi gibi değil. Orta kuşak dedikleri Zengezur koridoru İstanbul 3. Boğaz Köprüsü İstanbul üzerinden Avrupa'ya gidecek. Şu an Zengezur koridorunda Ermenilerin barışa barış demesindeki barış anlaşması yapılacak ya. Bu Çin için önemli, Türkiye için önemli, bölge için önemli. Bir de bizim kalkınma yolu projemiz vardı. Basra Körfezi'nden Mersin Limanı'na Çin'den gelen gemilerin yani Asya'nın doğusundan gelen gemilerin Avrupa'ya gidişindeki en kısa güzergah burasıydı. Hatırlayın bakalım bir de Hindistan'da G20 toplantısında e, Hintlerin açıkladığı bir proje vardı. Güzergah. Hint, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru diye bahsettiler. Joe Biden buna darbe vuruldu. Husi e, Hamas'ın çıkışı bunu engellemek için diye açıklama yapmıştı. Biraz daha geriye gidelim. Amerika Beşiktaşları Orta Doğu'dan biz artık demok diplomasiyle çözeceğiz deyip Hint gücümüzü kaydırıyoruz dediklerinden e, Çin Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırdı. Arkasından Hürmüz Boğazı'nı, Basra Küfresi'ni o bölgenin güvenliğini sağlamak için bir görev gücü kurmuştu. İran, Suudi Arabistan, Uman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin Basla Hürmüz Boğazı'nın Seyri sefer güvenliğini sağlamak için. İşte şimdi Husilerin Kızıl e, Kızıldeniz'deki bu hareketleri Batı onu bahane ederekten bir görev gücü kuruyorlar. Karşı karşıya gelecek bu. Yani Amerika İngiltere, Fransa, Avustralya'yı da katacaklar. Uluslararası sularda Husiler Seyri seferi güvenliğini tehdit ettiği için bir görev gücü kuruyoruz diyorlar. Dolayısıyla Hulusi hareketi Batıya bu imkanı da veriyor. Tamam kurdun, nereye kadar? Amerikan müttefikleri şimdi iki, iki şey düşünüyor: ya bunu biz savaş gemileriyle kontrol altına alalım, avlayalım siyahları. ama savaş gemilerine rağmen siyalar e, isabet etti. Hulusilerin siyaları ellerinde uzun menzilli, 800 kilometre menzilli füzeler de var. Ve Amerikalılar şimdi bir müdahale edebiliriz. Husilere diyor. Ettiğinde bu savaşın büyümesi demek. Birinci şey nedir? Ekonomi. Dünyadaki tedarik zincirlerinin kopması. Çünkü o 14 gün daha geç gidiyor. Ümit burnundan. Ve bölge de deniz ticari trafiği duruyor. Ama bu bölge üzerinde Çin'in hesapları vardı. Rusya'nın hesapları var. Türkiye'nin var. Ve bu koridor hesapları vardı. Ne dedik? E, Hamas'ın e, kalkışması Amerika Birleşik Devletleri Batı'nın içinde bulunduğu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridorunu baltaladı. Çünkü bu Suudi Arabistan, Birleşik Devletleri, Ürdün'ü, İsrail'i ve Yunanistan'ı kapsıyordu. Bu baltalat dedik. Husi'lerin bu çıkışı da Kızıldeniz'de Babül Mendebi kilit dediğinde e, Basra Körfezi'nde dahil bir noktada işlevsiz noktaya getiriyorsun. Yani yolları uzatıyorsun. Bu durumda bu hamleyi de e, Çin'in ve Türkiye'nin bu anlamdaki projelerini kilitliyor. Husilerin sonuç olarak da. Yani Husiler işte İsrail'e ölüm, İsrail bandıralı gemiler filan e, hedefte diyor ama sadece İsrail'lere hedef almıyor. Bunu bahane ederekten de büyük şirketler artık de oradan petrol taşımayacağız deyince burada da küreselciler giriyor devreye. Yani bir olayın içinde ki analiz yaparken Husilerin Kızıldeniz'de gemi trafiğini kilitlemesi küreselcenin işine yarar mı? Evet yarar. Yeni bir ekonomi modeli için bir sıfırlamaya gitmek istiyorlar. Dünyadaki mevcut ekonominin bozulmasını zaten istiyorlar. Çünkü kapitalizm yerine kapsayıcı kapitalizm, paylaşım, paydaş kapitalizmden falan bahsediyorlar ya. Sıkıntıya girmesi lazım. Batı tam toparlanıyorum derken burada bir patlak verdi. Küreselcilerin işine yarar. Bu noktada Amerika'nın da bir görev gücü kurma noktasında işine yarar ama e, dolayısıyla neyi görüyoruz? Çin, Amerika, Avrupa, Türkiye, herkes bu bölgede Husiler herkesi karşı karşıya getirdi. Hesapları bozuyor. Hamas bir kere bozdu, Husiler ikinci kere bozuyor. Soru şu, Husiler kendi oyununu oynuyor da sonuç bu mu? Arka planda İran üstünden bir kurgu mu var? Bundan çok emin değilim. Dikkatlice takip ediyorum. Bunun şöyle de bir riski var. Amerika Birleşik arkada İran anlaşmalı bunu yapıyor mu? Bu soruyu sor, sorabilir miyiz? Elbette geçmişe baktığımızda sorabiliriz. Ama İran bu noktada bölgede Rusya, Çin'le derin bir ilişkiye girmişken bu ortaya çıktığında varsaydığımızda İran bölgede ciddi anlamda problem yaşayacak. Bu nedenle bunu yapma, yapmamayı seçecektir diye düşünüyorum. Yani o kadar iç içe girmiş girip bir konu ki şu an bölgede yaşananlar direkt dünya ticaretini etkiliyor. Etkileyecek öyle görünüyor. Aynı zamanda savaşın büyüme potansiyelini taşıyor. Amerika gerçekten İran'ın Husilere bunu attırdığına inanırsa, şu an inanmıyor, Husilere vurdu diyelim. E, Yemen'de zaten bir problem vardı. Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerle çatıştı ve kaybettiler. Sonra barış sürecine girdiler, barışmadılar. E, savaşın Yemen'de bir kere daha alevlenmesi, İran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yeniden karşı karşıya getirir. Bu da Bölgede Çin, Rusya, Türkiye'nin hesaplarını bozar. Çünkü bu hesapta neydi? Bölge yeni bir e, batılı ya da işte sömürgecülüklerin bölgeye gelmemesi için kendi arasında niye kavga edelim? Barışalım. Ticaret yapalım şeklinde bir anlaşma vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırısıyla İran'ı onu mecbur tutacak. E, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri kendi petrol taşımalarını direkt etkilediği için başka yerde duracak. Bu nedenle burada büyük bir hesap var. Bu anlattığım şıklardan biri. Üç aşağı 5 yukarı ama kesin olarak şu diyemiyorum. İzlemeye devam edeceğiz. Çünkü yani burada şimdi İsrail Lübnan'ı işgal etmek edeceğine dair ordunun bir verileri sızdırıldı. Netanyahu'nun. Amerika Birleşik baştan beri söylüyor. Savaşın büyümesini istemez. Niye istemez? Çünkü büyütme gelinde de durdurmak, başlatma gelinde de durdurmak elinde değil. Yani şu an Gazze'de savunmasız bebekler, çocuklar falan var. Ama olay Hizbullah'a taştığında bu kez 2006'daki gibi olmaz. Ee, İsrail'den zaten hınç al, yani öfkeli olan dünyanın her tarafından e, insanlar var, devletler var. Hizbullah'a silah yağdıracaklardır bu anlamda. Aynı şekilde Husilerle savaş, İsrail müdahale etse aynı orada da hizmet yaşayacaktır. Bu noktada. gaziye silah girişi yok, insan girişi yok. Yoksa binlerce insan gider. Öyle görünüyor dünyadaki tablo da. Değerli arkadaşlar, bu olayı izlemeye devam. Şimdi bir giriş yaptım. Tekrar bu noktada analiz yapacağım. Çünkü tam bir tilkileri dolaşıyor ortada. Kim kimle nasıl iş içerisinde. Husiler öyle bir hareket çekiyor ki tüm dünyada, dünya küreselcileri, batıyı, doğuyu hepsini işin içine katıyor. Herkesin hem kazancı var hem zararı var. Hangisi daha çok zarar edecek? O da ayrı bir şey. Değerli arkadaşlar, bugün Irak'ta bir seçim var. Önemli yerel seçimler. Sonucuna yarın bir gün belli olur. Kerkük, Busul önemli yerel seçimlerde. Dikkatlice onu takip edeceğiz. Batı'nın İsrail üzerindeki hesabı ne? İslam dünyasının da bir çiban başı var sürekli kaynayan. Onu bahane ederek geliyorlar. İki, Amerika Birleşik Devletleri hakimiyet teorileri üreten bir ülke sürekli olarak da bölgede İsrail'in olması, bir tarafta de işte İsveç, Finlandiya'yı, NATO'yu aldı. diye tarafta Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu kendine göre bir güvenlik çemberi oluşturmaya çalışıyor. Bu İsrail'de bunun bir parçası. Jeopolitik ee, hesap olarak ama e, önümüzdeki dönem bu hesapların tersine döneceği bir döneme doğru git, gitme ihtimali var. Değerli arkadaşlar, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump seçilirse göçmenleri ülke dışına atacağım diyor. Şimdi göçmen olayı her bir için hemen hemen değiniyorum. Enteresan bir durum. Göçmen, bu yüzyılda göç olayı, düzensiz mülteciler, Amerika Birleşik Ukrayna'ya yapacağı yardım noktasında Cumhuriyetçiler bunu engelledi. Önce göçü bir halledelim. Şu bizim Meksika sınırı da olan göçü şeklinde yaklaşımları var. Afrika'ya müdahale etti Fransa. Avrupa'ya göç oldu. Şimdi İsrail Gazze'ye müdahale ediyor. Göç. Aynı tarihin en büyük göçü şu an. Potansiyel olaraktan işte İsrail Mısır'ın Çin'e süreceğiz falan diyor. Başaramazlar. O ayrı bir şey de. Irak'a müdahil göç. Suriye'ye müdahil göç. Libya'ya müdahil göç. Yani Amerika bu göçler nereye? Bu göçler Avrupa'ya. Yani Amerika Avrupa'ya büyük bir kazık atıyor. Bu sonuç mu? Planlı bir şey mi? Ayrı bir şey. Buralara saldırma planlı da bunun göç olarak Avrupa'yı baskı altına alıp Afrika'da, Avrupa'da sosyolojik yapıyı ve siyasal tercihleri değiştirmekle sonuçlanıyor. Göç olayı. Yani Libya'da, Irak'ta, Afrika'da olanlara bakın şu an Avrupa'yı kilitlemiş vaziyette. Meloni göçmen karşıtıydı İtalya'da başbakanı. 425 bin göçmen alacağız diyor. Bunun iki, iki faktör var. Göç Avrupa'ya yayıldıkça siyasal tercihleri değiştiriyor. Ama Avrupa'da nüfus azalması var. Amerika Birleşik ne de akıllı gidiyor. Seçerekten alıyorlar. Bir uyum politikası geliştiriyorlar. Gelir gelmez diye bir kamp alıyorlar filan. Avrupa'da nüfus azalmasından dolayı, Amerika'da da göçe ihtiyaçları var. Kendi açıklarını kapatabilmek için ama bunu bir plan proje dahilinde yapıyorlar. Bizdeki gibi paldır küller isteyen istediği yere gidemiyor tabii doğal olarak da. Göç e, Avrupa'yı ciddi anlamda değiştirecek ve göçün iki tane nedeni var göçe neden olan. İtalya e, Başbakanı Meloni dediği gibi Fransa diyor. Kendisi gidiyor Afrika'ya savaş açıyor, terör estiriyor. Oradan Avrupa'ya göç oluyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri ortada da teröristlerdi ama Güney Amerika'dan göç alıyor. Dünyada e, sosyolojik olarak da büyük değişimlerin olduğu bir dönem içerisindeyiz. Bir de, şimdi İsrail'in vaat edilmiş topraklar. Diyoruz ya, İsrail nüfusu buna yetmez. Hayalden başka bir şey değil. İsrail nüfusu kaç? 9 milyon şu an. Peki bu gaz olayından sonra, vahşetinden sonra göç ne kadar? Ciddi göç var. İsrail'den dışarıya göç var. Aynı zamanda dışarıdan İsrail'e gelen göç yüzde yetmiş azaldı. Daha da azalacak. Hangi nüfusta vaat edilmiş toprakları, Türkiye'nin bir bölümü, İran'ın bir bölümü, sonra Suriye, Irak'ı birleştir, İsrail kontrol altına al. Bu İsrail'in yiyebileceği bir şey değil. Kaldırabileceği bir şey de değil hayal ayrı, gerçek ayrı. Mümkün değil. Türkiye buradayken, İran oradayken mümkün değil böyle bir şey. Ama Tevrat kaynaklı diyorlar, dini şeyimiz iyi de buna boyun yetmez, gücün yetmez, sayın yetmez. Aynısını Yunanistan için al. Senin nüfusun kaç kardeşim? Büyük Yunanistan iyi hayali. Ermenistan'ın nüfusu kaç? 2 milyon. Büyük Ermenistan'ı kuracağız diyor. Yani İstanbul'un neredeyse bir ilçesi kadarsın sen. Kalkıyor, batı kaynaklı tezlerle, batı kaynaklı gazlarla ülkeleri risk atıyor. Dolayısıyla e, genelde çevreye baktığımızda bir devlet adamlığı problemi var. İşte Rusya, Ukrayna, Ukrayna'da aynı şey. Bugün bir arkadaş aradı, sohbet ettik e, yurt dışından. Ya bunlar diyor, acaba kurban mı, aynı yapan bir çetenin üyesi mi diyor bu Zelenski filan. Akla uygun değil. Son Ukraynalı'ya kadar feda edecek. Bundan bir ritüeli mi gerçekleştiriyor espri yollu? Yani Tanrı'ya kurban veren paganlar mı bunlar? Tüm Ukrayna'yı kurban ediyorlar şu an için. Batı'da Ukrayna'ya olan güvenç azaldı. Yapılan kamuoyu anketlerini takip ediyorum. Avrupa'da şu an Ukrayna kazanır diyen yok gibi bir şey. Avrupa'da da yorgunluk başladı, Kavgalar başladı. Bugün Macaristan diyor ki Bulgaristan'a Rus gazına ek yaptırımı kaldırmazsan neyse senin Schengen ne kabul edilmeni ben veto ederim diyor. Avrupa'dan başka bir ses geliyor. Macaristan'ın yetkisini elinden alalım. Şuz, Covid'e yakalanmış Şuz da Almanya Şansölyesi Başbakanı. O da veto şey, kaldıralım, çoğunluk oyunu getirelim diye Avrupa kendi içinde tartışıyor. Ve Ukrayna'yı kaderine terk ettiler. Şu an Ukrayna'nın kendi içinde seçim tartışmaları var. Zelenski'nin yerine başladı yolsuzluklar filan gündeme geldi. Bunun Avrupa'ya, Amerika'ya uzanacak. Göreceksiniz bunu. Ve yem bir Ukrayna var. Halkı var daha doğrusu. Aynı şekilde Netanyahu kabinesini de Batu öyle bırakacak. Şimdi gayet güzel. Öldürmeleri keyifli izliyorlar ama süreç ilerlediğinde İsrail yük olacak aynı şekilde. Sadece Netanyahu hükümeti değil. İsrail'in varlığını olmasa bile diyor Joe Biden bir İsrail oluşturduk diyor ya gelecek dönemde yani gelecek dediğim bir 5-10 yıllık periyotta Batı İsrail'le yük olarak hissedecek. Aynen şu an Ukrayna ortada kaldı. Hiçbir ahlaki değerleri yok Ukrayna'ya sahip çıkalım diye. Amerika bir şirketlerinde para yok, bütçe yok. Her ne kadar Avrupa Birliği'ni alacağız diyorlar. NATO'yu alacağız diyorlar. Ülke mi kalmış ortada? Nereye alacaksınız? Zaten Ukrayna'da yeni bir devlet adamı seçilirse hop bir dakikadır. Masih otur, Rusya ile anlaşır. Anlaşılmayacak bir şey yok. Putin'in söylediği bir şey biz Ukrayna'nın tarafsız olmasını istiyor. Meksika modeli. Meksika'da tarafsız. Amerika ile anlaşması var bu anlamda. Tarafsız. Ve NATO'ya katılmayacağını diyor bu anlamda. Dolayısıyla bir devlet adamı bunu çözer. Batı da çözer. Amerika Birleşik Devletleri de çözer. Amerika Birleşik Devletleri çözüyormuş gibi yapacak. Seçim sürecinde çözmeyecek. Trump seçilirse eğer çözülür. Trump seçilmezse Devam eder ve bu da Ukrayna'nın ciddi anlamda e, çok 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 ağır şartlarda Rusya'ya teslim olması yani anlaşma yapmasıyla sonuçlanır. Tarihe baktığımızda hiçbir savaş sonsuza kadar gitmiyor. Bir şekilde anlaşmayla sonuçlanıyor değil mi? Bu da bir anlaşmayla sonuçlanacak. Dolayısıyla dünyadaki Doğu-Batı kapışmasında bakın ne dedik? Dikkat edin Türkiye Kalkınma Yolu Projesi dedi Basra Körfezi'nden. Mersin'e, buradan Avrupa'ya, e, Basra Körfezi'ne gelen gemiler nereden geçiyor? Süveyş kanalından geliyor. E, şimdi bunu 14 gün süreyi uzatıyor. Yani karşılıklı bundan sonra ne çıkacak diye bakıyorum. Hangi coğrafyada? İşte Güney Amerika'da bir Guyana, Venezuela Guyana, Afrika'da başka buralarına var. Dikkatlice baktığımızda kimse kolay pes etmeyecek. Ve Putin'in, Xi Jinping'in, Joe Biden'in söylediği gibi yüzyılda bir olan bir değişimin arefesindeyiz. Türkiye için büyük riskler var, büyük fırsatlar var. İkisi de bizde. Dışarıdan Türkiye'ye bir şey yapabilecek büyük güç ben tanımıyorum. Ne Yunanistan yapabilir, ne İsrail yapabilir, ne Ermenistan yapabilir. E, mümkün değil e, bu noktada. Peki ne yapabilir? Biz yaparız kendimizi. Bunu da hep bahsediyorum. Türkiye eğer reorganizasyon yapabilirse kendi içinde e bu yüzyılda Türk yüzyılı olur. Nedir reorganizasyon? Türkiye'nin kendi içinde bürokraside, siyasette bir anlayış değişikliğine gitmesi lazım. Gitmeden mevcut halimizle ne kadar büyük imkanlar olsa da batarız demiyorum. Hak ettiğimizin %10'unu alabiliriz ancak. Çünkü şu an Çin Amerika kapışmış, Rusya Amerika kapışmış, Avrupa Rusya kapışmış. Çin ile Avrupa yarın kapışacak. Herkes kendi derdine düşmüşken bu coğrafyada bir taraftan Türk Devletler Teşkilatı, diğer taraftan halkı Müslüman olan ülkelerle yeniden bir şey modelleri yani işbirliği modelleri geliştirdiğimizde petrol burada, doğalgaz burada, madenler burada, nakit paralar burada. Akıl da bizim genetiğimizde var. Türkler tarih boyunca e, merhametli, vicdanlı bir millettir. Mesela bakın bu Yahudi noktasında, Orta Çağ'da, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde gören sopayla vurmuş bunlara. Ama e, tarihe baktığımızda 2. Beyazıt, 150 bin e, Yahudi'yi Portekiz, İspanya'dan getirmiştir. Gemileriyle Osmanlı'nın içine, Selane ye, İzmir'e yerleştirmiştir aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü işgal ettiğinde Yahudiler rahat etmiştir. Kanuni Sultan Selim'in Kudüs'e yaptıkları var. bu anlamda Bizans işgalinde Bizans Yahudilere eziyet ettiğinde Selçuklu'ya sığınmışlardır. Türkler bu anlamda ciddi, merhametli, vicdanlı bir millettir. Bizim potansiyelimiz çok yüksektir. Bunu harekete geçirecek bir yeni anlayış gerekiyor bu bürokrasiyle bu iş gitmez. Yani batar demiyorum bakın. Bu fırsatlar bu şekilde değerlendirilir. Bu siyaset anlayışıyla olmaz. Ee, devlet, milli şuur, direkt e, devleti yöneten bürokraside ve siyasette milli şuurun en üstten en alta kadar yayılması lazım. Parayla pulla ilişkisini kesmesi lazım. Şu 10 yıl özellikle belirleyici. Belki 10 yıla bile kalmaz. Bir taraftan ulus devletlerin kendi arasında biraz önce bahsettiğim özellikle Orta Doğu'da politik mücadeleler var. Güney Kafkasya'da işte Azerbaycanla Ermenistan arasında nihayetinde çözülme noktasına geldi. Artık Ermeniler çıkış yolu olmadığını gördü ve kendi milli menfaatlerine Azerbaycan'la anlaşmanın Türkiye anlaşma olduğunu, Rusya ile anlaşmak demek olduğunu anladılar. Çünkü Rusya net bir şekilde ortaya bir tavır koydu. Seçimler, Sırbistan'da Vucit yine kazanıyor, e, Rusya devlet başkanı e, seçip bu, müracaat etmiş Putin, yeniden elbette ki kazanacak. E, 2024 seçim yılı diye bahsetmiştik. Ruslar bu yüzyılda, işte Putin'in duruşu Gelecek bir projeksiyon yaparaktan, Türklerle beraber olmadan Rusların bir noktaya gidemeyeceğini görüyorlar. Sizin nükleer gücünüz olabilir. Ama nüfusunuz azalıyor. Çevreniz Türk dünyasıyla çevrilmiş ve Türk dünyası organize oluyor. Çin sınırında başlıyor. Ne diyoruz? Rusya ile Çin yakın ilişkide ama yarın batı olmasa en büyük düşman bunlar. Tarihe baktığımızda. Doğal olarak herkes kendine geleceğe yönelik dayanacağı bir partner arayışında. Güney Kore ve Japonya'dan bahsediyoruz. Sürekli batıya bakıyorlar ama gözleri Türk dünyasında. Rusların, Avrupa'nın, Enerji Rusların, Japon, Güney Kore'nin gelelim Avrupa'ya. Tüm enerji güzergahları Türkiye üzerinden geçiyor. Türkiye'yi Türk devletler teşkilatını büyütüp kurumsallaşıp tam bir ortaya çıktığında hakim bir güç oluyor. Ama bu hakim gücün liyakat, adalet, milli şuurla donatıldığında yeni bir süper güç ortaya çıkar. Bu tarihin bize dayattığı bir durum. Nasıl ki Sovyetler Birliği dağıldığında Türk Cumhuriyetleri yeni yeni bağımsızlığını kazandığında e, Türkiye'nin kendi iç siyasal durumu müsait değildi. Sahip çıkılamadı. Ama şimdi imkan oluştu. Devlet mümkün Türk Devlet Teşkilatı'nın aynen Avrupa Birliği'nin sürecini izleyin. 1957 Roma Anlaşması'ndan itibaren süreci izlediğinizde aynı adımlar atılıyor. Afrika'da yeni bir birlik ortaya çıkıyor ve bölgenin en güvenilir ülkesi konumunda Türkiye. Diplomasi, dış politika gayet iyi. İçeride son Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu hamleler çok iyi. Devleti yöneten aklın, hükümeti yöneten aklın bu bürokrasi, bu siyasi anlayışla uzun vadeli hak ettiğimiz şeyi alamayacağını görmesi lazım. Çünkü tarih bir kere daha yeniden yazılıyor. Bir kere daha büyük bir güç kaymaları olacak. Birçok devlet, devlet olma vasfını kaybedebileceği bir döneme giriyoruz. Bu nedenle e, Türkiye'nin önümüzdeki fırsatları değerlendirmesinin anahtarı bizim elimizde, dışarıda değil. Ekonomin noktasındaki e, problemler de bizim elimizde, dışarıda değil. Jeopolitik kavgalar, risk ama büyük fırsatlar da aynı zamanda. Evet değerli arkadaşlar, yine vakit bayağı geçmiş. Sizlerle konuşmaya başladığımda, çok çabuk geçiyor zaman. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey bize sorulmaz. Biz insanlar yaşadığımız dönemden bir noktada sorumluyuz. Yani merhametli, iyili, vicdanlı, adaletli insanlar tarafında olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.